Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Artık garajlarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ya bundan sonraki araba seçimlerimiz bayağı iyi olması gerekiyor. Yani çok fazla böyle sıradan demeyelim de çok böyle ucuz ya da çok fazla bizi heyecanlandırmayacak arabalar almamakta fayda var. Biliyorsunuz bir önceki videoda yani iki önceki videoda daha doğrusu güncelleme ile alakalı bir video çektim. Yani yakın zamanda bir güncelleme de gelmeyecek en azından 11-12 yani nereden baksanız bir 3 ay var belki. Belki 2,5-3 ay civarı bir zaman var güncellemeye. O zamana kadar yeni araba alamayabiliriz garajları fullediğimiz zaman. O yüzden böyle çok İyi bir arabalar seçmemiz lazım bu saatten sonra. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi bayağıdır Veyron'u kullanmıyoruz. Bugün Veyron ile bir yola çıkalım. Yeni bir araba alacağız. Yeni arabamız bizim daha önce aldığımız arabalardan ama hesap gidince o da gitmişti. Fakat o bizim olmazsa olmaz arabalarımızdan da. Hatırlayanlar birazdan az çok neyin ne olduğunu bilecek zaten. Bu arabayı kesinlikle almam gerekiyordu. Geç bile kaldık. Bugün trafiğimi ben bir fulleyim. Hemen abi yeni arabamız şuradaydı sanırım. Aynen buradaymış. Direkt anladınız. Evet. Hemen işaretimi yaptım. Hatta bugün oraya drift yaparak gideceğim arkadaşlar. Bakın drift yapa yapa yeni araba almaya gideceğiz Lamborghini Veyron'u ile. Gerçekten bu alacağımız araba benim çok beğendiğim arabalardan bir tanesi. Hızlanması falan çok güzel bir arabaydı. Siz de çok seviyorsunuz. Tekrardan aramıza bugün katılacak. Ama drifti kesmeden gitmek istiyorum yapabilirsem. Yani full driftle gideyim diyorum. Bakayım başarabilecek miyim? Tabii sağ olsunlar arabalar hemen geliyor. Ben de çarpıyorum zaten. Hemen vuruyoruz. Bu bizim son aldığım garajdaki iki arabalık yer kalmıştı. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Birini alacağım yani. Son bir arabalık yerimiz kalıyor. Bir de almadığımız bir garaj daha var. Hani abi şu an artık sonlara oynuyorum arkadaşlar. Yani artık garajlarda yer falan kalmadı arkadaşlar. Çok dikkatli ve iyi arabalar seçmemiz lazım bundan sonra. Çünkü yakın zamanda güncelleme de gelmeyecek. Gözüken o. O yüzden yeni araba alamayız. Son arabaları iyi seçelim. Son arabaları iyi seçelim. Bence şu an ve bugün alacağımız araba bence iyi bir seçim olacak. Çünkü bizim garajımızda olması gereken arabalarımızdandı. Geçmişte almıştık ama gittiydi araba. Tekrardan yerine koyacağız bugün. Audi R8'i. Hadi söyledim gitti. Zaten gördünüz ama olsun. Audi R8 bugün tekrardan aramızda olacak arkadaşlar. Güzel bir testini yapacağım. Fren performansı, hız testi, hızlanma testi, drift testi ve tabii ki tırmanma performansına bakıp puanımızı vereceğim. Bakalım göreceğiz. Yani özledim R8'i ya. Gerçekten çok güzel bir arabaydı. Hızlanması çok güzeldi özellikle. Yanlış hatırlamıyorsam polis var. Çok seri bir hızlanması vardı. Yani aklımda öyle kalmış. Yayaya vurdum. Polis hiçbir şey yapmadı bana. Niye? Normalde polis hemen kovalaması lazımdı beni. Onu anlamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kovalamasın daha iyi zaten. Şimdi yeni arabamız 670 bin civarı bir fiyatı olan Audi R8 arkadaşlar. Çok güzel bir araba gerçekten. Böyle minik spor araba, lüks araba. Bakın çok güzel gözüküyor. Sarı rengiyle bayağı iyi duruyor. Bunu böyle güzelce alacağız, kullanacağız. Bayağı da böyle performansı yüksek arabalarımızdan bir tanesi R8. Önce bir 688'miş bu arada. Burası motor kısmı. Motoru arka tarafta arkadaşlar. Üstte değişik bir motor var. Aynı Ferrari'lerdeki gibi, Lamborghini'lerdeki gibi motor yeri. Kaput açıyorum. Burası bagaj. Küçük bir valiz sığar anca oraya sığsa sığsa. Bir de iç kısmına bir kontrol edelim. Çok güzel abi ya. Sadece şu direksiyonun şu kısımlar çok kalitesiz. Onun dışında arabanın içi bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar. 688 bine yeni arabamız geldi. Hadi bakalım şimdi bir dörtlü yakalım. Çok güzel gözüküyor. Ön taraftan yine güzel bir şekilde yapılmış bir far sistemi var. Yine bir kısalar uzunlar gayet güzel abi. Araba muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Sol sinyal, sağ sinyal, fren lambası, beyazlar geri lambası, geri vites lambası bayağı iyi. Hadi o zaman gelin önce bir hız ve hızlanma testiyle
Başlayalım abi ders 8. Bakalım bugün bize neler yaşatacak? Kaç puan vereceğiz? Ben de merak ediyorum sizler gibi. Göreceğiz abi. Of of, bu ne böyle? Vay 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 vay, R8 sen ne yaptın? İnanılmaz bir hızı var. İnanılmaz gidiyor, öncelikle onu söyleyeyim. Bayağı şaşırtacak bizi. Benim tahminim 320-330 kilometreyi göreceği yönünde arkadaşlar. 320'yi çok rahat görebilir gibi gözüküyor. Şu polisi bir geçmeyi bekliyorum. Bir radarından çıkayım, basacağım direkt zaten. Hadi abi. Hadi abi. Çıktım, bastım, gitti. Hazır mıyız? Top speed ve hızlanma testini başlattım. Şu an için 200'ü çok seri hızları, 200'ü de çok hızlı geçiyor. Bu nasıl bir araba böyle? 260'ı çok seri gördü ama burayı döndükten sonra bizim esas yolumuz. Şimdi gazlıyorum artık. 250-260. Zıplama, zıplama. Lan niye zıplıyorsun? Abi ne alaka zıpladı öyle ya şurada bir yerde? Bak tam lastik izlerimiz var. Şurada bir yerde zıplıyor araba. Abi hızlanamadım ki ben onun yüzünden. Bak bak, burada burada aynen. Şurada bir yerde bir araba böyle zıplamaya başlıyor. Zıplayınca kontrolden çıktı. Ya Allah Allah. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer çok ileri gitmeyeceğim. Direkt buradan başlıyorum. Çünkü arabanın hızlanması çok iyi arkadaşlar. Hiç gerek yok çok uzağa gitmeye. Bakın şimdi zıplama burada başlayacak. Bak zıpladı. Tamam tamam. Gaz kestim. Tekrar devam ediyorum ama... Bu ne abi böyle ya? Böyle bir şey hiç olmuyordu bizde. Niye böyle bir şey oldu bu sefer? Araba zıplıyor abi oradan geçerken. Hayda. Top speed göremiyorum ki ben bunun yüzünden. Şöyle gideyim diğer taraftan bakalım. Burada göremeyiz arkadaşlar. Her türlü zıplayacak araba zıpladığı için. Of. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı var. Ya bu araba umarım arabadan kaynaklı değildir arkadaşlar. Yani böyle zıplarsa top speed göremeyiz. R8 ne oluyor ya? Bir sakin ol abi. Bir sakin ol, tamam. Heyecanlandın, tekrar aramıza geldin, farkındayım ama top speed görmem lazım senin yani. Kaç basıyorsun bir bilelim hadi. Burada basıyorum arkadaşlar. Burada görürüz bence. Çok seri hızlanması var. Aa, dönüşler çok iyi be. Abi neredeyse yani böyle 50 ile 40 ile gidermiş de dönercesine dönüyor. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bakalım göreceğiz. Basıyorum yine. Ama burada çok top speed göremeyiz gibi geliyor bana ama bakalım. Çok kayıyor ya. Yani şöyle söyleyeyim. En ufak şeyde kaymaya meyilli araba. Yani en ufak böyle bir yolda bir dengesizlik direkt arabayı kaydırıyor arkadaşlar. Bu büyük sıkıntı. Biz görsek görsek top speed'i şeyde görürüz, stadyumda görürüz. Burada göremeyiz. Hadi bir de şimdi yolun sonuna kadar gidelim, zaten bunun yolun sonu stadyum. Stadyumda top speed görürüz. Eğer burada göremezsem inanılmaz bir hızlanması var. Çok seri gidiyor. Bakın abi bu nasıl bir şey ya? 320 gördük bile. Abi araba budur ya. Bak hızlanması herhalde gördüğüm en iyi hızlanmalardan bir tanesi. Abi bakın iyi izleyin. Sadece yoldaki viraja kadar basacağım. Bak kaç basıyor görün. Ne abi böyle ya? Bak 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 bak, sadece viraja kadar basacağım, bırakacağım sonra. 210'u görüyorsunuz. Minicik mesafede. Ya inanılmaz bir hızlanma. Yani görebileceğiniz en iyi top speed demeyeceğim, hızlanmalardan bir tanesi. Gerçekten inanılır gibi değil, çok hızlı bir araba. Bayağı hızlı. Hızlanması müthiş diyebilirim sizlere. Bir de bakalım drift'te nasılmış. Yine en önemli testlerden bir tanesi olacak arkadaşlar drift. Ve artık şimdi başladım. Birazcık sıkıntı var gibi. Bakalım göreceğiz. Of, çok iyi kaydırıyor ya. Ama bir düzlüğe bir gelelim, orada bir şey test edeceğim. Bu kayarak gidip duvara vurma olayı oluyor mu, onu merak ediyorum. Yok. Direkt devam et. Yol oturuyor arkadaşlar. Çok sağlam be. Gerçekten çok sağlam. Yani şu an gördüğüm kadarıyla fazlasıyla iyi diyebilirim. Ya sonuçta bu bir spor araba, hızlı araba. Bunun güzel drift yapması lazım. Ama tabii böyle arada da çarpabiliyorum. O da benden kaynaklı biraz. Arabanın kendisinin drift performansı fazlasıyla iyi. Eğer baktığınız çok hızlı gidiyor diye drift yapamazsanız vitesi manuel alırsınız. Ve daha düşük viteslerde daha rahat drift yapabilirsiniz. Ama bence
Çok sağlam bir drifti var arkadaşlar. Biraz alışmak lazım ama böyle ufak bir alışmak lazım bu arabayla drift yapabilmek için. Çünkü çok güçlü. Bir anda yüksek hızlara çıkıyor araba. Biraz kontrolden çıkma durumu olabiliyor ama genel anlamda bu arabanın drifti gerçekten başarılı diyebilirim sizlere. Şimdi şuradan tekrar döneceğim. Doğru fren performansı yapacağımız yola kadar yine driftle devam edeceğim. Biraz daha drift yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da off-road bölgesine gideceğiz. Biraz böyle bir sıkıntı var aslında ya. Biraz fazla dönüyor araba arkadaşlar. Bu benimle alakalı değil yani. Araba biraz fazla dönüyor gerçekten. Bilmiyorum, bakacağız. Yani şu an en son puanımı verirken tekrar bu drifti bir tık daha düşünmem lazım gibi geldi bana. Yani kötü değil ama böyle full puanı da hak edecek bir drifti var mı onu bir daha düşünmem lazım. Çok dönüyor. Yani baksanıza abi, tam dönüyor araba resmen ya komple. Yani hafif hafif böyle böyle gitmesi lazım ama böyle oluyor, böyle oluyor. Bak. Direkt spin atıyor. Biraz puan kıracağım. Driften kıracağım arkadaşlar. Kırmayacağım aslında, böyle iyi mi dedim. İyi ama yani bak bak gitti. Gitti daha. Anladınız siz. Buradan puan gider abi. Bu şekilde olmaz. Buradan puanını kırarım. Ben şimdi hemen fren testine başlayacağım. Direkt başlıyorum zaten. 200 kilometreye 2-3 saniye dolaşıyor araba. Öyle deli gibi gidiyor. Yani çok hızlı bir araba. 200 kilometre. Ah, polis var. Ya abi, niye biz test yaparken geliyorsun ya? Bir git hadi dön şu, inşallah dönersin de biz basar gideriz zaten. Kısa mesafede bile 200'ü çıkıyor. Problem olmaz. Bekliyor mu ya? Abi gerçekten bizim test yapmamız gereken zamanda polis geliyor ya. Bak, fren testi yaptırmıyor bize şu an. Şu an fren testi yapamıyorum. Bak, adam resmen bizi bekliyor. Bassın da yakalayayım bunu diye. Abi. Ya hadi git ya. Abi resmen bizi bekliyor, adama bak, polise bak. Git 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 git, hızlı hızlı. Bir gitsin. Ondan sonra şurada ben hızlanırım. 200'e çıkarız. Rahat olun. Hadi abi git ya. Bir git hadi. Bir git hadi. Bir git hadi. Resmen testi yaptırmadı bize ya. Bak, o kadar yola geldik. Hızlanamadım bir de. Hadi biraz daha çıksın radardan. Yeter. 200'e zaten dediğim gibi çok seri hızlandığı için geri gitmeye o yüzden gerek duymadım arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Fren geldi. Wow. Vay vay vay. Şimdi buraya orta diyemem abi. Tamam mı? Bak, buraya orta diyemem. Orta neresi? Orta burası arkadaşlar. Orta burası. Durduğumuz yer, frenin olduğu noktaya bakın. Hemen göstereyim. Dur, az daha iyi. Biraz dur. Frenin izi nerede? Ya şurası işte, neyse çok şey değil. Ya şöyle bir mesafede durdu. Yani arka taraftan aslında iyi noktasında. Hani şöyle olsa zaten sıkıntı yok ama şu mesafede bile arka kısım arabanın iyi diyebileceğimiz noktada ben bunun frenine iyi derim kesinlikle. Hiç düşünmeye gerek yok abi. Kesinlikle sağlam bir fren sistemi var. Kesinlikle sağlam bir fren sistemi var. Hızlanması, hızı inanılmaz iyi. Drift'te ben puan kıracağım. O kesin abi. Drift'te puanı gider. Bir de şimdi off-road'a bakacağız. Fren performansının iyi olduğu arabaları bayağıdır göremiyorduk diye hatırlıyorum. Yani çok araba fren testini geçemiyor gerçekten. Çoğunlukla orta derece performans gösteriyorlar. İyi performans pek göremiyoruz. Ha, taklayı gördünüz mü? Çok iyi be. Gerçekten çok güzel bir taklattık R8 ile. Ben de bunun şöyle söyleyeyim. Tırmanmada full artı full puan yapacağına eminim arkadaşlar. Çünkü arabanın hızlanması fazlasıyla iyi. Yani çok seri hızlandığı için tepeye kadar çıkıp hatta diğer taraftan da geçebileceğimizi düşünüyorum bu arabayla. Dağın üzerinden uçabileceğimizi düşünüyorum. Ama bir görmemiz lazım. Abi yere gömüldü araba resmen. Var ya, bu arabayla neler yaparız ya. R8 çok güçlü bir araba. Yani biz bunu herhalde bir T6 yapsak bu araba 400'ü çok rahat geçecektir diye düşünüyorum. Çok rahat geçer. Kesinlikle geçer, çok rahat. Çok çok rahat geçer. Şimdi hazır mıyız? Sağlam bir tırmanma olacak. Direkt çıktım. Of 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 of. Bu araba zirveyi çıkmazsa ben de hiçbir şey bilmem.
Biraz yamuk çıktım. Ona rağmen tırmandık. Düz çıksak zaten çıkar. Sıkıntı olmazdı. Yamuk gittiğim için biraz hızı da kesildi arabanın. Abi böyle çıkacağına adım gibi emindim zaten. Ama burası bu arabalar için zorunlu değil biliyorsunuz. Da ben de burada kaldım, geçmiş olsun. Abi yani şurada tabii yine kamera. Ya abi şunları düzeltin ya. Allah aşkına düzeltin şunları ya. Yeni araba alınca kamera çalışmıyor. Şimdi ben bunu buradan bir aşağı düşürmeden kurtarmak istiyorum ama çok da mümkün değil gibi. İlla düşürecek bizi aşağı. Suya düşeceğiz. Boğulacağız mı? Bakayım bir. Ne olacak? Boğulduk. Evet. Tekrardan tırmanma bölgesine, off-road bölgesine gidiyoruz. Bakın bu garajda bir arabalık yerimiz var. Bir tane Subaru BRZ, bir tane Camaro, bir de R8'imiz bizlerle burada. Son bir arabalık yer var. Bir tane almadığımız garaj kaldı. O garajı dolduracağız. Ama dediğim gibi iyi arabalar seçelim arkadaşlar. Çünkü önemli artık. Az yerlerimiz var. Garajlar fullendi, evler fullendi. Alacağımız arabalara dikkat etmek lazım. İyileri seçelim. R8 gibi böyle. Bu da bir kayıyor ya. Bir kendine gel ya. Vallahi drift'te çok can sıktı. Söyleyeyim. Yani iyi mi dedim ama yani sonra kullandıkça yok. Bir problem var kesin. Drift'te sıkıntı var. Araba bir de çok fazla kayıyor. Yani drift'te zaten gördüğünüz kayma bunlardan kaynaklı. Kayıyor çünkü araba ya, durduk yere. Kendi kendine dönmeye başlıyor. Top speed'de bile gördünüz. Zıplıyor araba falan, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bayağı bir sıkıntı yarattı o konuda ama oradan puan gidecek. O kesin. Yani gitmese olmaz. Gidecek arkadaşlar. Şimdi bir de tırmanmaya bakalım ama tırmanma da zaten yani oranın zirvesine çıkmış. Burada böyle geri geri bile çıkar buraya bu. Sorun olmaz. Ki zaten de olmadı arkadaşlar. R8 ile zirveye yolculuk gördüğünüz gibi rahat bir şekilde tamamlandı. Şimdi puan kısmına bir gelelim. Bu arabanın top speed 320. Hızlanması muhteşem. Tırmanması muhteşem. Fren testi çok iyi. Tek puan kıracağım driftten. Abi çok kayıyor bak. Abi bir zıplayıp kayma olayı var bu arabada. Yani o sıkıntısı dışında bence mükemmel bir araba. Belki biraz basarsak bu düzelebilir. Belki süspansiyonları biraz alçaltırsak belki düzelebilir ama çok emin değilim. O yüzden puanımı söyleyeyim. Gerçekten güzel bir araba. Ben bayağı beğendim. 10 üzerinden 8.5 R8'e. Gerçekten hak ettiği bir puan diyebilirim. Daha yüksek vermek isterdim. Drift'te biraz daha iyi olsa muhtemelen 9.5 hatta 10 bile gelebilirdi R8 için. Ama 8.5 bence gayet İyi bir puan arkadaşlar. Siz de puanlarınızı yazın. Yine video isteklerinizi yorum bölümüne yazmayı, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.